sanat ve sanayi bölgeleri birbiriyle yan yana dururken, kimyasal yapıdaki sessiz silahlar büyük tehlike içinde bütün halkı hiçbirimizin ummadığı bir şekilde tehdit ediyor. Kimsenin haberi yok. 1945'ten beri en az 15 bin kişi endüstriyel bölgeleri kapsayan ve yollarda taşınan tehlikeli materyalleri içeren 300 büyük kaza sonucu hayatını kaybetti. Yüzden fazla kuruluş bulunuyor. Teksas'taki 29 kuruluş dahil hepsi 1 milyondan fazla insanın hayatını tehdit ediyor. Ama kimyasal yapısı sebebiyle sadece patlama tehlikeleri değil, başka bir netice daha çok büyük bir risk teşkil ediyor. Kilometrelerce yayılabilen zehirli gaz bulutları. Zehirli bulut havadan daha yoğundur. Eğer rüzgar yavaş eserse, bulut çok daha uzun süreli tehlikeli halde kalabilir. Tarih gerçek potansiyel felaketlere dikkat çekiyor. 16 Nisan 1947'de amonyak nitrat patladı. Bunu günümüzde bir hidrojen bombasının patlamasıyla eşleştirebiliriz. Eğer büyük bir topluluğun ortasında hızlı bir salınım olursa, binlerce insanın ölmesi işten bile değildir. Eğer kimyasal bir sızıntı varsa sığınaklara gitmeniz gerekir. Kaçmaya çalışmaktan çok daha fazla güvende olursunuz. Büyük toplumların ortasında rafineri kurmak bence kesinlikle kötü bir fikirdir. Zehir bir sonraki mega felaket olabilir mi? Mega felaketler, zehirli bulutlar. Kimyasallar modern dünyamızın bir parçasıdır. Rafinerilerinde, su arıtma fabrikalarında, küspe ve kağıt fabrikalarında ve neredeyse Amerika'daki her tür sanayide kullanılırlar. Kimyasallar hayatımızı değiştirmiştir. Kimyasallar plastik ve cam üretmemize yardımcı olur. Klor, içtiğimiz suyu temizler. Hidroflorik asit, arabalarımızdaki benzini güçlendirir. Fakat her birinin riski vardır. Buna patlayıcı salınım tehlikesi dahildir. Petrol rafinerileri en büyük risklerden birini taşır. Kimya Güvenlik Kurulu 1982 ile 2002 yılları arasında 167 ciddi kaza araştırmıştır. Bunlara ulus çapında petrol rafinerilerinin kontrolsüz kimyasal salınımı dahildir. Bu kazalar 108 ölüm ve yüz milyonlarca dolarlık mülkiyet zararına sebep olmuştur. Risksiz rafineri diye bir şey yoktur. Genelde hep ciddi sonuçlar doğurabilecek bir şeyler ters gider. Amerika çapında 150'den fazla petrol rafinerisi vardır. Eğer zehirli gazlar yanlışlıkla salınacak olursa, potansiyel olarak binlerce insanın hayatını tehlikeye sokar. Rafineriler kazaları önlemek için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Ama rafinerilerde sık sık kazalar oluyor. Çevreye oldukça zehir saçıyorlar. İşler ters giderse patlamalar oluyor ve yangınlar çıkıyor. Eğer en kötü senaryoya bakacak olursanız, mesela Houston ve Philadelphia gibi şehirlerin tam ortasında çalışmakta olan rafineriler bulunan benzeri bölgelerde milyonlarca insan risk altındadır. Bruce Clausen, Texas şehrinin Acil Durum Yönetimi ve Ülke Güvenlik Departman Müdürü. Eğer toplum kimyasal kazaların birincil riskiyle karşı karşıya kalırsa, bunun için hazırlıklı olmak Texas şehri ve Clausen'ın görevi. Sanırım buna hazırız. Devamlı çalışıyoruz. Devamlı deneme yapıyoruz. Ekipmanlarımız, eğitimimiz, personelimiz var. Ve bu tür şeylere karşı savaşacak ve derhal durumu kontrol altına alacak bilgimiz ve istediğimiz var. Hidroflorik asit ya da HF, endüstriyel alanda cam yapımından böcek ilacı, plastik ve yüksek oktanlı benzin yapımına kadar pek çok alanda kullanılıyor. Hidroflorik asit ülke çapında en az 50 petrol rafinerisinde kullanılıyor ve eğer sızma olursa hidroflorik asit gaz dolu bir bulut haline gelir ve en yakın toplumun üzerine gider. İnsanlar için yüksek derecede zararlıdır. Temelde her tür ıslak dokuya zarar verir. Var olan en etkili kimyasallardan biridir. Eğer cildinize temas ederse derhal kemiğe kadar gider ve bütün derinizi yok eder. Eğer teneffüs ederseniz ciğerlerinizi mahveder. Burnunuzun içindeki ve gözlerinizdeki mukus tabakasını bozar. İnanılmaz tehlikeli bir kimyasaldır. Klor, suyu dezenfekte etmekte ve yiyecek işleme sistemlerinde devamlı olarak kullanılmakta. Klor gazı ciddi sonuçlar doğurabilir. Gözlere, cilde ve ciğerlere zarar verir.
2000'de Amerika Çevre Koruma Birimi, 123 kimya kuruluşundan birinde olacak kazada, milyonlarca insanın maruz kalacağı kimyasal zehir sonucu ölüm ve yaralanmaların olma riski olduğunu açıkladı. Bizler insanların bu kimyasalların yüzünden tehlike altında olduklarını biliyoruz. Çünkü şirketler bunu söylüyorlar. Yoksa bu tehlikeli kimyasallardan herhangi birini içeren korkunç bir kazanın meydana gelmesi sadece bir an meselesi midir? Amerika çapında yaklaşık 50 yerleşim biriminde bir petrol rafinerisinden HF sızıntısı tehlikesi bulunuyor. Teksas şehri sadece onlardan biri. Sıradan bir günde bu varsayımsal durumda bir petrol rafinerisinde rutin bakımlar yapılıyor. Rafineri'deki bir seri patlama büyük bir tanka ulaşıyor ve hidroflorik asit dolu zehirli bir bulut yayıyor. Rüzgarsız bir günde ölümcül buhar etrafta dolaşıyor ve uğursuzca halkın üzerine ilerliyor. 60'tan fazla yıl önce Teksas şehrindeki bir patlama bu kötü senaryoyu oluşturmuştu. Halk evlerini çevreleyen bu kimyasal tehlikeden tamamen bihaber durumdaydı. O sabah, yani 16 Nisan 1947'de güzel bir güne uyanmıştık. Şehir çapında dükkanlar açılmakla meşguldü. İnsanlar okula veya işine gidiyordu. Şehrin en yoğun saatinde liman işçileri Fransız yük gemisi Grand Camp'i yüklüyorlardı. Yükün içinde diğer şeylerin yanı sıra Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkan ülkelerin yiyecek yetiştirmesine yardımcı olmak amacıyla gübre için amonyak nitrat vardı. Aynı zamanda knap ve az miktarda cephanede taşıyordu. İşçiler gemiye binmeye başladıkça amonyak nitrat çuvallarından duman yükseldiğini görmüşler. Yangını suyla ve küçük yangın söndürücülerle söndürmeye çalışmışlardı. Ama için için yanmaya devam etmişti. Peki İngilizce bilmeyen Grand Camp'in kaptanı gelmiş ve yangın hortumu getiren insanları hemen durdurarak gemide su istemediğini, çünkü kargonun zarar görmesini istemediğini söylemiş. O noktada yangın büyümüş, büyümüş ve büyümüştü. Kocam Marion Dynas Westerland gönüllü bir itfaiyeciydi. Telefonu eline aldı ve operatöre bir kod verdi. Kadın ona yangının yerini söyledi. En genç oğlum içeri gitti ve ona itfaiye kıyafetini ve şapkasını getirdi. Ama kocam ona, "Hayır oğlum, sert kaskımı giyeceğim." "Yangının yakınlarına gitmeyeceğim," dedi ve çıktı. Tam o sırada okula gitmek üzere çıkmıştım ve bisikletime biniyordum. Babamla beraber evden bir blok öteye gitmiştim. Sonra yanımdan ayrılıp yangına doğru gitmişti. Bunu hiç unutamam. Bana gülümseyip el sallamıştı. Tabii ki hiçbir fikrim yoktu. Bilirsiniz ne kadar tehlikeli olduğu konusunu o da bilmiyordu. Aklıma bir fikir geldi. Daha eve dönmemişti ve aklıma bir düşünce geldi. Elimdeki süpürgeyi attım ve evin dışına koştum. Evin etrafında koştum ve arka kapıda durdum. Yangını izliyordum. İki kocaman sarı turuncu alev dalgası göğe doğru yükseliyordu. Gemiden çıktığını görebiliyordum. Saat yaklaşık 09:12'de. Yani en iyi tahminle amonyak nitrat patladı. Bunu günümüzdeki bir hidrojen bombasının patlamasıyla eş değerde tutabiliriz. Ben okulun ikinci katındaydım. İlk patlamada tabii ki camlar patladı ve duvar sıvaları uçtu. Tüm oda toz duman olmuştu. 26 adamlık itfaiye departmanı o anda ölmüştü. Hiç kimse bir şey söylemedi. Biz biliyorduk. Ben biliyordum. Kardeşlerinin hepsi hastanelere gitti, morglara gittiler. Haftalarca, tüm hafta işlerine gitmemişlerdi. 4 kardeşi vardı. Aradılar, onu bulmaya çalıştılar. Hiçbir şey bulamadılar, hiçbir şey. Onun cesur bir adam olduğunu biliyorum. Şefkatli biriydi. Teksas şehri felakette uyandı.
Gece ve gündüz boyunca 3 tam gün alevler tüm Teksas şehrini kollarına alarak haritadan silme tehdidini koruyor. Etkiler kontrol edilemiyor. 29 yakıt tankı, yüz binlerce fıçı dolusu petrol tüm geceyi kızıl alevler ve simsiyah bulutlara boğarak Avrupa'ya kadar ilerledi. Ve gün ağardığında korkunç yıkımın tüm sonuçları gözler önüne serilmişti. Patlayan geminin etkileri bütün Teksas'a yayıldı. Domino gibi felaket etkisi yarattı. Ben aslında yürümek yerine biraz koşuyordum. Ve biraz sola doğru gitmiştim ki otomobil boyunda bir metal parçası çekildiğim noktaya çarptı. Daha sonra ofise vardığım sırada herkes, bilirsiniz, kötü durumdaydı. İnsanlar etrafta koşuşturuyordu. İnsanların yarısının kıyafeti üzerlerinden uçmuştu. Simsiyah petrole kaplıydılar. Fabrikanın karşısındaki otopark korkunç bir haldeydi. Tüm yangının söndürülmesi yaklaşık bir hafta aldı. 500'den fazla insan öldü. 3500 kişi yaralandı, 2000 kişi evsiz kaldı. Ve Teksas şehrindeki evlerin üçte biri zarar gördü. Zararın boyutu yaklaşık 75 milyon dolardı. Şunu anlamanız gerekiyor. 11 Eylül 2001'e kadar bu insanoğlunun yarattığı en büyük felaketti. Teksas şehri felaketi bize bu kimyasalların ne kadar ölümcül olabileceğini gösterdi. Teksas şehir felaketinden bu yana 60'tan fazla yıl geçti ve şu ana kadar halkımızı koruyabilmek için ek önlemler almış olmamız gerektiğini öğrenmiş olduğumuzu düşünüyorsunuzdur. Petrol rafinerileri ve kimya fabrikaları sayesinde ülke çapında tehlikeli kimyasallar birikiyor. Peki ya bir şeyler ters giderse? Milyonlarca insanın hayatı tehlikede mi? Modern toplumun neredeyse her yönü bir ölçüde endüstriyel kimyasala dayanıyor. Üretimin kökleri barut ve levazumla güçlenince kimya sanayisi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra patladı ve bu gelişen barış dönemindeki üretim sanayisi için çok önemliydi. Reklam sanayisi tarafından sorgusuz kabul edilen ürünler ve hayat kalitesi modern dünyanın olumlu bir işaretiydi. Zamanla kimya gücünün kullanım bedeli kendini göstermeye başladı. Büyük oranda zehirli kimyasalları depolayan tesislerimiz bulunuyor. Eğer yanlışlıkla ya da teröristler tarafından bir sızma olursa toplu felaket ve yaşam kaybı meydana gelir. En çok kullanılan kimyasallar amonyak, klor ve hidroflorik asit aşındırıcı, zehirli ve patlayıcı özelliktedir. Onları üretmek, depolamak ve taşımak aşırı tehlikelidir. Tehlike listesi ise sürüp gidebilir. Sevosa, İtalya, Temmuz 1976, dioksin sızıntısı. Bir kimya fabrikasında 2 kilodan fazla dioksin, yani kimyasal tepkimesi olup istenmeyen bir yan ürün yanlışlıkla havaya karıştı. 37 bin insan maruz kaldı. 1600'ü incelendi ve 15 çocuk hastaneye kaldırıldı. Hayatta kalan çiftlik hayvanları yemek zincirine karışmaması için katledildi. Aberton, Montana, Nisan 1996, klor sızıntısı. Bir tren kazasında 19 vagon raydan çıktı. Bir depo aracı çatlayarak 60 tondan fazla klor saçtı. Bu zehirli duman Clark Fork Nehri boyunca ilerledi, evleri, okulları, kiliseleri çevreledi. 350 kişi klor zehirlenmesi tedavisi gördü ve bir kişi öldü. Dünyanın en kötü kimya kazası 3 Aralık 1984'te meydana geldi. Bhopal, Hindistan'da trajik bir kaza olmuştu. Burada bir seri hata ve yanlış yapılmış, büyük ölçüde metil izosiyanat sızıntısı olmuştu. Zehirli bir bulut fabrikanın yakınında yaşayan büyük toplumun üzerine ilerlediğinde 3000'den fazla ani ölüm ve yaklaşık 15 bin kazaya bağlı olarak ölüm gerçekleşti.
Bhopal felaketi önemli bir vaka olarak ilan edilerek Amerikan hükümetinin şirketlerden zehirli kimyasal depolama bilgilerini istemesine teşvik etti. Ardından kanunla desteklenerek acil durum ve boşaltma planlarında gelişme istendi. Bence kimya firmaları felaketleri önlemek için bir sürü önlem alıyorlar. Tabii bunun tüm sanayide aynı şekilde yapıldığını söyleyemem. Ve Amerika çapında kazalar olmaya devam ediyor. Peki ama ne sıklıkta? 1988 ile 1992 arasında 34.500 zehirli kimyasal kapsamlı kaza EPA'ya rapor edildi. Diğer bir deyişle günde 19 tane. Bütün bu tehlikeler Teksas şehri halkı için oldukça gerçek. 1987'de ilk felaketten 40 sene sonra bir başka ölümcül sızıntı aynı halkı tehlike altına soktu. Marat'ın rafinerisindeki sızıntı kazasıyla ilgili duyuruyu medya aracılığıyla yaptıkları sırada ben petrol endüstrisindeki kazalarla ilgili endişeli olan kişilerle bir toplantıdaydım. Nelerin olmuş olabileceğini anlayamamışlardı. Fakat HF tankının üzerine bir şey düşmediğinden eminlerdi. Çünkü HF tanklarının üzerinden ağır materyal geçirilmesi tamamen endüstri kanunlarına aykırı bir hareketti. Fakat sonuç olarak vinç kullanarak çok ağır bir ısı değiştiriciyi kaldırmışlar ve vincin ayaklarından bir tanesi kırılarak HF tankındaki ısı değiştiriciyi kırmış. Yani kanunun asla olmaması gerektiğini söylediği şey. Görgü tanıklarına göre kimyasal sprey neredeyse 60 metre havaya fışkırıyormuş ve oluşan bulut rüzgarla yakındaki mahalleye hareket etmiş. Maraton şehirle bağlantıya geçti ve sızıntımız var, yolların kapatılması gerek dedi. Böylece polis memurları ne olduğunu bilmeden o bulutun içine doğru gitti. Maskesiz ve hiç hazırlıksız. Trafiği kapatıp halkı tehlikeden uzak tutmak için oraya gitmişlerdi. Derhal belirtilen bölgeye gidip etrafta yıkama yapmamız istenmişti. Üzerimizde itfaiyenin standart ısı kıyafetinden başka hiçbir koruma yoktu. Yüzümüzde maske yoktu. Ve nefes aparatı olarak bir şey giymemiz emredilmemişti. İnsanlardan bazıları sığınaklara aktarılmıştı. Bazıları umumi binalara sokulmuşlardı. Şehir resmen uzun bir süre için kapanmıştı. Birkaç saat boyunca durum kontrol altına alınmaya çalışılmıştı. Sirenler çalıştı, insanlar bilgilendirildi. Bugünün standartlarına oranla pek iyi değildi ama yine de bilgilendirilmişlerdi. Hidroflorik asit ölümcüldür. Deri, gözler ve boğaz temas anında yanar ve buharı ciğerleri yakarak sıvıyla dolmasına sebep olur ve şok ardından ölümle sonuçlanır. Binden fazla insan kardiyovasküler, nefes alma, boğaz ve göz sorunlarından tedavi gördü. Neredeyse 100 kişi hastaneye kalktı. Zehir bulutu kasabanın üzerinde görülür bir yıkım izi bırakmıştı. Hidroflorik asit bitkileri öldürür. Yüksek yoğunlukta HF'nin etrafta dolaştığını söyleyebilirsiniz. Çünkü bütün bitki örtüsü kahverengine döner. Bu sayede bulutun mahalleye nereden girdiğini bile takip edebildiler. Etrafta dolaşarak kahverengi çimler ve kahve ağaçlar buldular. Bulutun geldiği noktada ölü bitkiler vardı. Daha sonrasında bulutun daha ne kadar ilerlediği konusunda epey sağlam bir belirleme yapabildiler. Pek çok Amerikalı için rafinerilerin ve kimya fabrikalarının yakınlarında yaşamak ve çalışmak hayat faktörü gibi. Bir zamanlar uzak bölgelerde yapılandırılan bu kuruluşlar artık kimyasal sızıntı vakalarında direkt etkilenebilecek evlerle çevrili. Bu petrol endüstrisi çok hassas bir konu. Çünkü mahallelerimizin, oyun parklarımızın, kiliselerimizin, büyük şehirlerimizin hemen yanı başında tuttukları bu saatli bombanın yaratabileceği tehlikelerin tamamen farkındalar. Hala bu eskimiş, inanılmaz tehlikeli teknolojileri kullanıyor olmaları kabul edilemez bir şey. İnsanlar yavaşça arka bahçelerindeki tehlikenin farkına varıyorlar. Teksas şehri hala kimya sanayisinin merkezi. Limandan her gün ortalama 22 gemi kalkarak 60 milyon ton kargo taşıyor. Bunun yaklaşık %97'si rafineriler için petrol ve kimyasallar. Teksas şehrindeki insanlar petrokimya ve kimya sanayilerinin varlığını yaşamlarının bir parçası olarak kabul etmiş durumdalar. Burada yaşamaktan gurur duyuyoruz. Bu şekilde para kazanıyoruz. Maraton vakasından 7 sene sonra ve ilk kazadan tam 58 sene sonra Teksas şehrinde bir başka patlama gerçekleşti. Derin bir gürleme hissettim.
Bu kasabada büyümüş biri olarak bunu daha önce birkaç defa hissetmiştim. Yıldırım olmadığını biliyordum. Hemen ön kapıdan çıktım ve yukarı baktığımda şehrin üzerine yayılan siyah bulutu gördüm. 2005'te rafinerilerden birinde büyük bir patlama oldu. 15 insan ölmüştü. Eskimiş aletlerden biri büyük bir patlamaya sebep olmuştu. Arkadaşım olan bir itfaiyeciye doğru yürüdüm ve ona ne kadar kötü dedim. Bana dönüp verdiği cevabı hiç unutamam. Gördüklerimden en kötüsü demişti. Sadece o felaketten değil, tüm felaketlerimizden ders aldık. Hepsini dikkatle inceledik. Neyi doğru yaptığımıza, neyi geliştireceğimize karar verdik. Olanların sonucunda çıkan her şeyin üzerinde çalıştık. 2005'te verilen yanıt tamamen farklıydı. Kırılan camların ve tabii ki kırılan kalpler dışında topluma hiç zarar gelmemişti. Toplum 1947 yılında olduğu gibi zarar görmemişti. Bu tesislerin etrafındaki toplumu korumak için hızlı yanıt çok önemlidir. Texas şehrinde kimya ve petrol rafinerileri bizimle beraber çalışırlar. Her tehlike için plan yaparız. Yaklaşımımızı belirleriz. Her şey için hazırlıklı oluruz. Bu bir sızıntı olabilir ya da yangın. Fakat güven duyulan acil yanıt hiç yaşam kaybı olmayacağını garantilemeye yeter mi? Bence bireysel şirketlerin tehlikeleri ve ellerinde ne varsa yönetme konusunda tam sorumluluk almaları gerekiyor. Burada başka felaketler de olacak. Buna hiç şüphe yok. Bu olacak çünkü insanlar yine boş vermeye başlayacak. Ve hiç düşünmedikleri bu şeyler bundan 20 sene sonra da süper tehlikeli olmaya devam edecek. Amerika'nın petrol rafineri endüstrisi 150 sene önce başladı. Gelişme hızlı ve şiddetliydi. Amerika çapında hiç duyulmamış yerlerde rafinerileri kuruluyordu. Yapılar sadece daha derin bir şeylerin göstergesiydiler ve petrol yeryüzünü şekillendirmede büyük bir rol oynuyordu. Rafineriler iş yarattılar, gelişim getirdiler. Önceden az nüfuslu olan bölgelere evleşme ve başka işler sağladılar. Amerikan tüketicilerine sunulacak çeşitli ürünler için ham petrolün rafine edilmek üzere taşınması ve depolanması amacıyla altyapılar kuruldu. Şu anda ülke çapında 153 rafineri bulunuyor. Fakat hiçbir yerde petrolle gelen değişikliklerin simgesel etkisi Texas'ta olduğu kadar belirgin değildir. Petrolü ithali ve ihracatı için katalizörüyle ve yan ürünleriyle işte Texas şehri. Bugünlerde Texas şehrindeki liman tonaj konusunda ülkenin ilk beşine giriyor. Düzenli olarak buradan yaklaşık 17 milyon ton materyal gelip gidiyor. Ne zaman arabanızı çalıştırsanız, motorun içine giden şey ya da ne zaman bir şey plastiğinden çıkarsanız bunlar, tüm bunlar petrokimya tesislerinden çıkıyor demektir. Hepsinin geldiği yer orası. Ve bu tehlikeli bir iş. Rafineriler hidroklorik asidin yani HF'nin en büyük kullanıcısıdırlar. Yani ticari olarak kullanılan en tehlikeli kimyasallardan. Bu rafineri işleminde bir katalizör olarak kullanılıyor. Çok kullanışlı bir katalizör. Yüksek oktanlı benzin yapımında kullanılıyor. Taşıma sırasında kimyasalların dökülmesi dehşet, ölümcül olabilir. En kötü senaryoda hidroflorik asit, amonyak ya da klor gibi sıvıdan gaz haline geçebilen genel kimyasallar zehirli bulutlara dönüşerek yoluna çıkan her şeye büyük oranda zarar verme potansiyeline sahiptirler. Bu daha önce de oldu. Minot, Kuzey Dakota, 2002. Susuz amonyak sızıntısı. 18 Ocak'ta susuz amonyak taşıyan 5 tank raydan çıkarak yarıldı ve 800 bin litreden fazla zehirli gaz bütün şehre yayıldı. Yoğun zehir sisi şehrin 1/3'ünü kaplayarak kurtarma çabalarını engelledi. Hava açıldığında bir adam ölmüş ve 300'den fazla erkek, kadın ve çocuk hastalanmıştı. Amerika çapındaki 150 rafineri içinden 50 tanesi hala hidroflorik asit kullanıyor ve depoluyor. Eğer HF yanlışlıkla salınsaydı neler olurdu?
Amoco petrol firması bizimle bağlantı kurdu ve atmosferdeki yoğun gaz dağılımı konusundaki uzmanlığımızın hidroflorik asit için yardımcı olup olmayacağını ve eğer bu yanlışlıkla salınsaydı neler olacağını sordular. Konuşmaya devam ettikçe kimsenin büyük çaplı hidroflorik salınımı sonucunda neler olabileceği hakkında bilgisi olmadığını fark ettik. Risk konusunda daha berrak bir görüş sağlamak için Amoco, olası sızmalar durumunda sonucu belirlemek ve hafifletmek için deneylere kaynak sağladı. Bütün hidroflorik asitin salınmasıyla ilgili yapılan başlangıç deneylerinden çıkan şaşırtıcı sonuç, gaza dönen sıvının rüzgar yönünde havada asılı olarak hareket etmesiydi. Büyük oranı gaz halinde ve geri kalanı buhardı ama hepsi rüzgar yönünde havada asılı olarak duruyordu. Buhara dönen sıvı damlacıklar o kadar ince ki havada asılı duruyorlar. Çok rutubetli bölgelerde öyle bir noktaya geliyor ki daha da fazla tehlikeli olmuyor. Daha az rutubetli yerlerde bunu göremeyeceğiniz kadar tehlikeli hale geliyor. Eleştirmenler petrol endüstrisinin HF kullanımını tamamen bırakmalarını istiyor. Hidroflorik asit alternatif olarak pek çok ticari malzeme bulunmakta. Katı asit katalizör kullanılarak yeni rafineriler kurulabilir. Diğer rafinerilerde modifiye hidroflorik asit ve sülfürik asit kullanımına dönüştürülebilir. Her biri komşu toplumlara daha az tehlike yaratıyor. Uzmanlar HF'yi tamamen geride bırakma olasılığı olduğunda hemfikir. Öncelikle bu kimyasalları daha güvenli kimyasallarla değiştirmek çok daha iyi bir fikir. HF çok zehirli bir kimyasal. Bu yüzden soracak tek bir soru var. Bunu daha güvenli bir kimyasalla değiştirebilir miyiz? Sülfürik asit ki bu başka bir asittir, aynı işlemde katalizör olarak kullanılabilir. Fakat oldukça yüksek fiyatlara HF'den sülfürik asite geçmek tek başına tehlikeyi tamamen azaltmaz. Doğal olarak güvenli tasarım rafinerilerde ve yüksek oranda enerji depolaması gerektiren diğer sanayilerde ki problem aslında şudur, genelde işler ters gitse de depolanan enerji bir şekilde salınacaktır. Bir rafineride yüksek oranda yanıcı madde ile zehirli madde bulunur ve bunlar çok karmaşık bazı işlemlerden geçerler. Kimyasalları değiştirmek oluşan kaza sayısının azalmasında bir etki yaratmayacaktır. Hatta artırma şansı bile mümkün. Bazı durumlarda sülfürik asidi HF'den tahmini 25 defa ile 140 defa daha fazla kullanmak gerekebiliyor. Yani birbiriyle eşit oranlı değiller. Böyle bir durum sonucunda daha fazla boru, daha fazla ekipman, daha fazla alet vesaire gerekebilir. Ama bunlarda kazalar veya terörist saldırıları için müsait olacaklardır. İnsanlar hata yapabilirler ve bu yüzden kazalar olabilir. 1947 Texas şehri için yangın ve patlamalarda dönüm noktasıydı. Bugün herhangi bir kimyasalla uğraştığınızda derhal ÜGVS diye bir şey çıkartılır. Yani üretici güvenlik veri sayfası. Karşımızdaki şeyin ne olduğunu, yapabileceğimizi, neyi yapmamız veya yapmamamız gerektiğini biliriz. O zamana kadar böyle bir şey yoktur. Acil durum ekibinin hızı yaşam kurtarıyor. Fakat otomatik sistemlerin bir şeyler ters gittiği anda derhal yanıt vermeleri gerekli. Rafinerilerin kullandıkları güvenlik sistemleri hidroflorik asitin hızla algılanmasını gerektirir. Çünkü eğer bir sızıntı olursa derhal belirlenmesi gereklidir. Yani HF ünitesinin her tarafında gerekli sensörlerin bulunması gerekir. Daha sonra bu sistemin otomatik yanıt sistemini tetiklemesi gerekir. Eğer bir şey yapmaya karar vermesi için operatörü beklerseniz ölürsünüz. Otomatik bir şeylere ihtiyacınız var. Güvenlik prosedürleri yıllar geçtikçe gelişti. Hafifletme sistemlerinden biri oldukça başarılı olan su perdeleme sistemlerinin kullanımıdır. Yani HF sızıntısı oluştuğunda gaz sensörleri çalışır, sinyal gönderirler ve su perdeleri açılır. Şimdi HF suda pek çözünebilir değil ama yaptığı şey HF'yi parçalara ayırmak ve daha sonra su toplama sistemiyle toplanmasını sağlamak. Ve daha sonra buradan işleme devam edip HF'yi atmak.
terörist saldırı tehdidi, ölümcül kimyasallarla uğraşan endüstriler için çıtayı yükseltiyor. Ulusun petrol rafinerileri, yurt güvenlik biriminin birincil odak noktası. 11 Eylül'den bu tarafa bu kuruluşlarla ilgili endişelerin yükseldiğini fark ettik. Amerikan Ordu Doktor Generaline göre geniş çaplı biyoloji saldırısının ardından kimya tesislerimize saldırı, yurt güvenliği açısından ikinci derece risk taşır. Ülke çapında yayılan tesislerimiz teröristlerin gelip onları patlatmalarını beklerken teröristin birinin içeri bomba sızdırmasından korkmamıza gerek yok. Güvenlik kuruluşunca en yüksek endişe yaratan kimyasal klordur. EPA yaklaşık 1200 fabrikada 1,5 tondan fazla klorun depolandığını tahmin ediyor. En büyük risk klor gazıdır ve tüm ülke çapında su arıtma tesislerinde, atık su tesislerinde, kağıt ve küspe fabrikalarında kullanılır. Kimyasal silah olarak kullanılan klor gazı savaş sahasını ele geçirmiştir ve şimdi arka bahçelerimizde olan bu tesislerde kullanılmaktadır. Uzmanlar klora olan güvenimizi azalttığımızda gelecekteki sızıntılardan kaçınıp kaçınamayacağımızı merak ediyor. Amerikalılar daha önce böyle bir klor sızıntısının yıkıcı etkilerini yaşadılar. Amerika'da 16 binden fazla atık su arıtma tesisi var. Her biri arıtma işlemi için yüksek oranda kimyasal kullanıyor. Çoğu klor gibi tehlikeli. Washington DC'de bir atık su tesisi Potomac Nehri'nin kıyısında bulunuyor. Amerika başkentinin sadece 6,5 kilometre uzağında. Şu anda Blue Plains modern atık su arıtım tesisindesiniz. Burası Washington DC'nin güneybatısında. 53 hektarlık bir alana kurulmuştur. Bizler şu anda 1.6 milyon insana hizmet veriyoruz ve burası dünyanın en büyük atık su arıtma tesislerinden bir tanesidir. Güvenlik ve arıtma işlemi her aşamada dikkatlice izleniyor. 4 işlem izleniyor. Şu anda işlem kontrol merkezindeyiz ve işte bu oda tesisimizde olan her şeyi takip edebildiğimiz tüm operasyonun kalbidir. Atık su personelimiz akışı, kimyasalları ve bu fabrikada olan neredeyse her şeyi buradan takip edebilir. Atık su fabrikaya geldiğinde yaptığımız şey ya da yaptığımız şeyin ilk kısmı atık suda kokuya sebep olan bileşenleri klor ya da sodyum hipoklorit kimyasallarını kullanarak ayrıştırmaktır. Atık sulardaki bakterileri öldürmekte kullanılan klor, gaz haline dönüşüp insanları öldürdüğü için tedbir ve uzmanlık derecesi en üst derecededir. Pek çok insan hardal gazları atılan meşhur İkinci Dünya Savaşı filmlerini izlemiştir. Bu gazlar uzun süre yerde kalırlar ve askerlerde solunum problemi yaratırlar. Klor gazı da aynı şeyi yapacaktır. Atmosfere salındığında klor yoğunlaşır. Aşağıda asılı duran bulut rüzgarla kilometrelerce öteye yayılabilir. Keskin kokan sarı yeşil asidik gaz temas anında gözlerinizdeki, boğazınızdaki ve ciğerlerinizdeki nemli dokuları yok edecektir. Bu olarak ölme ani gerçekleşir ve kazalar olabiliyor. Greenville, Güney Carolina, 6 Ocak 2005, bir klor sızıntısı. Klor tankerleri taşıyan bir hızlı tren, park halindeki trene çarpıyor. Sızan klor gazı kasabadaki insanları tehdit ediyor. 5400'den fazla kişi tahliye ediliyor. 554 kişi klor zehirlenmesi yaşıyor ve 9 kişi ölüyor. Klor depolamanın ve taşımanın tehlike potansiyeline rağmen bu kimyasal sanayileşen toplumda sağlığı ve hijyeni sağlayabilmek için su arıtmada anahtar olarak kullanılıyor. Temizlik sağlama açısından ve çevremizde veya etrafımızda olmasını istemediğimiz bakterileri ve kötü şeyleri öldürme yeteneği sayesinde muhtemelen insanoğlunun gördüğü yegane büyük gelişmedir. En azından bizim yaşam süremizde. Yani bu sağlıkla bağlantılı şeylerde önemli bir kimyasaldır. Klor yerine böyle yıkıcı sonuçlar doğurmayan bir başka kimyasal kullanabilir miyiz? Bunun cevabı muhtemelen evettir. Bu diğer kimyasala sodyum hipoklorit denir ve aynı işlevi görür. Fakat o kadar basit değildir. Sodyum hipokloritin kendisi klordan elde edilir.
Diğer bir deyişle tüm sodyum hipoklorit malzemelerinin üretildiği büyük bir fabrikanızın olması gerek. Ve işte ben buna risk birikimi derim. Belki de bunu idare edebiliriz. Belki eğer uygun sistemleri kurmayı başarabilirsek olabilir ama benim görüşüm eğer buradaki tüm riski tek bir alanda toplayacaksak bunun için iyi bir planımızın olması gerektiğidir. Ülkenin başkentine yakınlığı yüzünden Blue Plains hassas güvenlik ve emniyet sorunlarıyla yüzleşiyor. Washington DC bölgesi muhtemelen ülkenin hedef açısından en zengin bölgesidir. Eğer dünyanın başka bir tarafında olsaydık kendimize biraz daha farklı bakmamız gerekirdi. Bizler analiz yaptık ve eğer burada devasa bir klor kazası olursa neler olabileceğini hesapladık. Oluşan bulutun rüzgara kapılarak ne kadar uzağa hareket edebileceğini ve hangi yönlere gidebileceğini inceledik. Eğer devasa boyutta bir kaza olursa muhtemelen başkentin üzerine doğru gideceğini gördük. 11 Eylül terörist saldırısının hemen ardından Blue Plains yönetimi karar verdi. Pentagon'a yakınlıkları yüzünden kloru tesislerinden uzaklaştırmaları artık şart olmuştu. Genel müdürümüz derhal bu konuda bir şeyin yapılmasına karar vermişti. Bir takım oluşturduk. Tüm kuruluşta işin içindeki herkesi dahil ettik. Ve 90 gün sonra klor tesislerimizden çıkmıştı. Şu anda bulunduğum bölgede işlemlerimiz için gerekli olan klor 90 tonluk vagonlar içerisinde dağıtıma geçiyordu. Evet, tam buradan. Tam arkamda ise Amerika başkentini görebiliyorsunuz ve bu yaklaşık 3,5 kilometre uzağımızda. Yani eğer bir klor vakası yaşanırsa büyük bir olasılıkla şu anda esen rüzgara bakarsak o zaman da bu yönde esmesi muhtemeldir. Dönüşümü gerçekleştirmenin sonuç rakamları yaklaşık 12,5 milyon dolar. Artı geçiş döneminde klorun geçici olarak kullanımı için ödenen fazladan paralar var. Ve bu ürünün kendisi zaten oldukça pahalıdır. Tank kamyonlarıyla taşınır. Tabii ki hareket ettiği raylardan ve yoldan tüm tehlikeleri uzaklaştırırız. Fakat eğer kötü bir felaket oluşursa aynı etkiyi almayız. Blue Plains'e kullanılan başka bir kimyasalsa metanoldür. Toplum için daha az zehirlidir ama yine de tehlikelidir. Metanol yüksek yanıcılıkta bir maddedir ve bizler bunu böceklerimizi besleme ismi verdiğimiz işlemde kullanırız. Bu lağım işlemindeki böcekleri beslemek içindir. Metanol kullanımındaki en büyük risk yangın potansiyelidir. Bizce metanolle çalışırken kullandığımız ekipmanlar alanında sanat eseri gibidir. Yerin altında bulunan depolama tankları kaplıdır. Ayrıca devamlı izleniyorlar. İzleme alarmlarımız var. Sızıntı olduğu zaman bunu öğreniyoruz. Ayrıca sistemimizde yangın önleme var. Kolombiya bölgesindeki itfaiye ile birlikte saatlerce çalışarak personellerini fabrikamızdaki tüm kimyasal konusunda eğittik ve metanol de bunlardan biri. Metanolü uzaklaştırma araştırmaları çoktan başladı. Atık su ve istihkam departmanımız metanolün yerine koyabileceğimiz diğer kimyasalları ve diğer işlemleri incelemeye başladılar. Umuyoruz ki bu gelecekte başarabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Endüstriyel kimyasalların kullanımının yayılması inkar edilmez riskler taşıyor. Fakat standart yaşamlarımız için hala gerekli. Bugünkü tehlikelerin bir kısmı bunların toplumların yakınında olmaları. Kimse bu tesislerin onların yanında yaşamanın toplu katliam riski taşıdığını söylemiyor. Amerika'nın karşılaşacağı bir sonraki sağanak yağış zehirli bir buluttan gelebilir mi? Baca ormanları ve petrol rafinerileriyle kimya fabrikalarının boru labirentleri yaşadığımız yerin tanıdık özelliklerinden. Toplumlar bu tesislerin taşıdıkları riskin bilincindeler ve çoğu zehirli sızıntıların yaratacağı sonuçları anlıyor. Bhopal'deki kadar kötü bir şeyin burada Amerika'da da olabileceğini düşünmek pek yersiz olmaz. Burada büyük oranda zehirli kimyasalları depolayan tesislerimiz var. Eğer bunlar yanlışlıkla ya da teröristler tarafından bilinçli olarak salınırlarsa, devasa bir yıkım ve yaşam kaybı meydana gelir.
Güvenlik endişeleri, şirketlerin komşularını korumaları için fazladan tedbir almalarını sağladı. Amerikan ordusu doktor generale göre bir senaryo, büyük bir başkent oluşan kimyasal sızıntısının 1 ila 2,4 milyon insanın ölümüne sebep olması. Kazaların büyük bölümü, belki %80'i ya da %90'ının en büyük sebebi yapmamız gereken şeyleri gerektiği gibi yapmamış olmamızdır. Ve bence bu kabul edilemez ve bağışlanamazdır. Texas şehrindeki vaka Amerika çapında büyük bir iz bıraktı. Texas şehrinde yaklaşık 40 bin insan yaşıyor. Genel olarak bu sayı her gün artan inşaatlara bağlı olarak gelip giden işçilerle beraber 50 bine yaklaşıyor. Burası ağır bir sanayi şehri. Burada birçok kimya tesisi ve rafineri bulunuyor. Burada yaşayan insanların çoğu bu sanayinin içinde büyüdü. Burada olup bitene alışkınlar. Buna şaşırmıyorlar. Bu Los Angeles'ta yaşayıp devamlı depremlerle karşılaşan bir insandan farklı değil. Rafinerilerin, kimya tesislerinin ve limandaki ambar depolarının sayısıyla birlikte Texas şehri neredeyse her şey için hazırlıklı. Her endüstri ortak yardım grubuna dahil. Bazıları ekipmanlarına ödünç verirken diğeri bir başka şey veriyor. Hepsi bir araya getirildiğinde hatırı sayılır derecede ekipman çıkıyor. Bunlarla yangın ya da sızıntılara karşı rahatça savaşabiliriz. Texas şehrindeki en son kazalar olay yerinde zapt edildi. 1947'den bu yana halk ciddi şekilde tehlike altına girmedi. Fakat yaklaşık Amerika çapında diğer 50 şehir ve kasabada HF tehdit olarak duruyor. Başka bir mega felaket oluşabilir mi? Senaryo tamamen varsayım ama potansiyel bir gerçek. Ilık bir yaz günü ve sessiz bir mahallenin yakınlarında bir petrol rafinerisi rutin bakımlarını yapıyor. Rafineri'deki bir seri patlama büyük bir hidroflorik asit tankına ulaşıyor ve zehirli bulut sızmaya başlıyor. Tankın yanında bir delik oluşuyor ve gaz buradan dışarı çıkıyor. Etkileri ise felaket. 1987 yılında Texas şehrinde Marathon petrol rafinerisinden büyük bir hidroflorik asit bulutu yükseldiği zaman 1000 kişiyi hastanelik etmişti. Şayet bu kimyasal yanlara doğru yayılsaydı anında yüzlerce binlerce insanı öldürebilirdi. Hızlı salınımlarda güvenlik sistemleri işe yaramıyor ve zehirli bulut yavaşça bunu beklemeyen halkın üzerine doğru gidiyor. O gün biraz rüzgar olduğu için buhar yeri kucaklayarak şehre doğru yavaşça süzülüyor. Hidroflorik asit bulutu havadan daha yoğundur ve rüzgar yönünde yavaşça hareket eder. Yani eğer rüzgar yavaş eserse bulut daha uzun süre kalır. Uzun süre boyunca tehlike sürer ve rüzgara göre hareket eder. Acil durum ekiplerine haber verildi ve yanıt gecikmedi. Sirenler çok yüksekti. Şehir içinde 16 tane vardı ve bir problem olduğunu gösterecek şekildeydi. Toplumdaki bireylere 10 dakikadan az sürede telefonla ulaşabiliyorduk. Koopman, deneylerinde yaptığı gibi bir su fıskiyesi kullandı. İşçiler rafinerideki durumu kontrol altına aldılar. Eğer hidroflorik asitin bir birimine 40 birim su uygularsak, hidroflorik asiti seyrelterek yoğunluğunu onu yere indirebilecek kadar kırabildiğimizi fark ettik. Ve böylece bulut tehlikesi uzun süre devam etmedi. Fakat zehirli buhar çoktan bu şehre giden doğru yıkım yolunda ilerlemeye başladı. Yüksek yoğunluğa sahip HF'ye kısa zaman da olsa maruz kalan insanlar için sonuç ölümcül olabilir. Eğer kimyasal sızıntı varsa barınağa girersiniz. Çalışmalar bizlere evinizin içinde dışarıda olduğunuzdan daha güvende olduğunuzu göstermiştir. Eğer maruz kalınacaksa bu limiti olur. İnsanların içeri girmeleri, bütün kapıları ve pencereleri kapatmaları, ısıtıcılarını, soğutucularını ve havalandırma sistemlerini kapatmaları, eğer yapabiliyorlarsa camlarını örtmeleri gerekir. Kısaca bulut geçene kadar evin içinde kalınmalıdır. Bulutun en yoğun olduğu yerlerde insanların hiç şansları yoktur. Buhar cilde saldırarak deriyi ve kemikleri yok eder. Pek çok insan şok geçirir ve pek çoğu ölür. Akşama doğru şehir hasarın boyutlarını hesaplamaya başlar. Ölülerin ve yaralıların sayısı şok edici olabilir.
Bu inanılmaz etkili bir gazdır ve bu yüzden temas ettiği her şeyi etkiler. Ardından dağılır, ayrışır ve sonunda küçük parçalar halinde yok olur. Bu farazi senaryo henüz Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşmedi. Pek çok insan bunun an meselesi olduğunu düşünüyor ve potansiyel tehlike arz eden bölgelerdeki halk için kaçınılmaza hazırlıklı olmak yegane çözüm gibi görünüyor. Bir şeylerin olabileceği endişesi her zaman vardır. Bir şeyler ters gidecektir. Sızıntıya sebep olacaktır ve bu yüzden koruma sistemleri böyle bir şeyin olması durumunda insanları koruma adına çok önemlidir. Neredeyse her toplumun yollarında hareket eden yeterli sayıda zehirli kargo bulunuyor. Her toplum eğitimli ve hazırlıklı olmalı. Bizimki biraz daha farklı. Biz endüstrileri biliyoruz. Fakat hazırlanabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Böylece bir şey olduğu zaman hızla yanıt verebilirsiniz. En kötü senaryolar çoğunlukla felakettir. Ve aynısı rafineriler için de geçerli olacaktır. Eğer geniş bir popülasyonun ortasında bir rafineriden hızlı bir sızıntı vakası yaşanırsa, binlerce insanın ölecek olması muhtemeldir. Böyle kazaların asla olmayacağından emin olunması gereklidir. Bu da otomatik güvenlik önlemlerinin alınmasını gerektirir.